Buyur. Bu sabah şehirde seni Orhan'la konuşurken gördüm. Yanlışınız olacak. Başkası sandı Zara. Yo, eminim sen olduğuna. Orhan mı tuttu seni? Yo, yo vallahi yenge. Ne diyorsun sen? Bana bak. Yalan söyleme. Konuştuklarınızı duydum. Evi sen mi yaktın? Yo, yo vallahi yenge. Şimdi doğruyu söylersin. Ya da gidip herkese sen olduğunu anlatırım. Ellerinden kurtulamazsın. Yeminle ben masumum yenge. Evde hiç kimse yok dediydi bu. Boş sandım. Kim söyledi sana bunu? Orhan mı, Serap mı? Orhan Bey. Kimseye bir şey söylemeyeceksin dedi. Serap'ın kulağına giderse seni gebertirim dedi. Bu yangınla bir alakan var mı Orhan? Aklından ne geçiyor senin? Bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı artık. Aksine. İpler tamamen benim elime geçmiş durumda Seher. Evet. Buyurun Serap Hanım. Çok fena bir şey oldu Orhan Bey. Çok fena. Hemen çiftliğe gelebilir misiniz? Derhal. Hiç endişe etmeyin. En kısa zamanda oradayım. Tamam, hoşça kalın. Anlat. Ha. Vallahi komiserim, silah benim de biliyor musun? Yani yemin ediyorum ben silahı hani o deyusu korkutmak için aldım biliyor musun? Bu devamlı dükkana geliyordu, tehdit ediyordu. Ya ben silah çektim ama vurmak için değil yani. Hani korkarsa böyle gider bir daha gelmez diye. Ondan sonra birden bir karışıklık oldu. Böyle silah patladı yani. Silah kimin elindeydi? Vallahi bilmiyorum ki ne komiserim ben. İkimiz de tutuyorduk silahı. Sonra ben bir baktım ki ne benim. Benim kardeşim kanlar içinde. Keşke kabağın yerine ben vurulaydım. Şurayı imzalayın. Nereye kurban? Hazarathaneye. Ya Cemşir'e, sen Pakize'ye bakarak ol. Mevzuyu anlat ama alıştırarak hani. Telaş etmesin. Bir de hafızın yanına kalın. Uyandığında yalnız kalmasın. Evet. Anlat bakalım. Vallahi komiserim, bu İbrahim denilen gavat daha önce de dükkana gelir, nedensiz yere para istermiş. Dün de yine dükkana geldi. Önce çok fena kavga ettiler. Ramazan'ı fena dövdü. Sonra silahın patladığını duydum. Kabak vurulunca bu İbrahim Deus kaçtı gitti. Silah kimin elindeydi? Vallahi komiserim, silah kimin elindeydi ben görmedim. Şurayı imzalayın. Şu İbrahim'i de bulun getirin. Telefonda çok endişelendim. İyi misiniz Serap? Olanları duydunuz mu? Duydum.
Maalesef. Çok korkunç bir kaza. O evi benim yaktırdığımı zannediyorlar. Üzülmeyin, ben yalnızdayım. Bugün mezarlıkta köylülerin hepsi katil sensin diye bağırdı bana. Kemal bile inanmış evi yaktırdığıma. Lütfen üzülmeyin. Bunlar da ayak takımının iftiraları. Paraya vermeyin lütfen. Bunu yapanın ortaya çıkması gerekiyor. Ben bu lekeyle yaşayamam. Endişelenmeyin. Katil en kısa zamanda yakalanacak. Eminim jandarma bu mesele üzerinde titizlikle duruyordur. Ben de bizzat ilgileneceğim. Merak etmeyin. Ancak köylüler bu olayı sizden bildiği için her an intikam teşebbüsünde bulunabilirler. Dilerseniz jandarmaya haber verin. Çiftliği koruma altına alsınlar. Yok. Jandarmaya lüzum yok. Yasin Han nöbetçilerin sayısını arttırdı. Peki, siz bilirsiniz. Geç içeri, öyle çağırmak yok. Eğer benim kardeşime bir şey olursa seni ellerimle gebertirim İbrahim. Bak hele, adamına bir şey olacak olursa Kodes'e postu serecek olan sensin. Paka bastın Zaloğlu, hadi uzatma, kaldır ayağını. Bahsedeyim. Ulan ben de senin lan! Kemal, ne olur iki lokma yiyin şunda. Canım istemiyor. Utanmadan lakmış bir de cenazeye gelmiş. Bizimle alay ediyor bu soyka. Ah, bir kadın olmayacaktı ki. Ben onun hakkından gelirdim emme. Ya iyi de, bu işi onun yaptığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz ki ha? Belki başkası yapmıştır. Başka kim yapacak ha? Kim yapacak? Bu köyde yaşayanlar arasında bugüne kadar hiçbir husumet olmadı Ahmet kardeşim. Hele ki Meryem bacı. Yani bütün köylü severdi Meryem bacıyı. Nur içinde yatsın. Abi. Hey ya. Hayır duasını almayan tek bir komşusu yoktu. Serap toprakları satın aldıktan sonra böyle bir facianın olması tesadüf mü sence Ahmet? Yapma Allah aşkına. Sen de onun neler yapabileceğini çok iyi biliyorsun. Bunu yapanın yanına bırakmayacağım. Kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayacağım.
Ocağımı söndürenin ocağını söndüreceğim. Andım olsun. Kemal. Kemal. Nereye gidiyorsun Kemal kardeş? Çiftliğe. Yaptıkların hesabını soracağım Serap Hanım'dan. Hele davranın ağalar. Ödeşme vakti gelmiştir. Düşün yollara. Davranın.